Evet, merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. İşlerimiz yoğundu. Hem ziyaret hem ev taşıma. Biraz videolara ara verdik. Ve akabinde yeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz hepimizin YouTube ve sosyal içeriklerde reklam gelirleri veya diğer gelirlerde AdSense hesabı üzerinden gelir elde ediyoruz. İşte AdSense hesabı açıldıktan sonra orada bir Amerikan formu var, doldurulması gereken. Bu Amerikan formu nasıl doldurulur veya bir adres değiştiği zaman oradaki Amerikan formu yeniden nasıl dizayn edilir? Bunu anlatmaya çalıştık. Hepinize tekrar bu formun önemini şöyle anlatayım. Arkadaşlar, bu formu eğer sırasıyla ve doğru bir şekilde doldurursanız Amerikan vergi sistemine %30 vergi vermezsiniz. Eğer bu formu standart doldurursanız gelirlerinizin %30'u Amerika'ya kesilir. Eğer formu doğru doldurursanız %10 kesilir. Tabii ülkemizde de vergi istisnası var. %15 de orası kesiyor. Böyle kesintilerin olduğu bir yer. Ha, bu form önemli mi? Önemli. Doldurulmazsa ne olur? AdSense hesabında hatalar oluşur veyahut da ödemeleriniz durabilir. Bu konuyu bu şekilde dile getirerek karşınıza çıktık. Evet. Buyurun dinleyelim efendim. Evet arkadaşlar, AdSense hesabı açma veya değiştirme. Şimdi AdSense hesabına giriyoruz. Ödemeler kısmını açıyoruz. Ödeme bilgilerine bakıyoruz. Buradan yukarıdaki ödeme AdSense hesabından YouTube olanı seçiyoruz. Veya buradan da tıkladığımız zaman karşımıza geliyor. Ayarları yönete geliyoruz. Buradan Amerika Birleşik Devletleri bilgileri kaleme tıklıyoruz. Daha sonra burada eğer varsa formumuz karşımıza gelecektir. Evet. Vergi ayrıntıları belgelerini göster. Bu olanlar için arkadaşlar. Olmayanlar için de gene yeni form oluştur. Adres değişikliği veyahut da yeni form oluşturmak için buradan oluşturabilirsiniz. Şimdi formu oluşturmak için neler yapılıyor? Onu da tekrar inceleyelim. Evet arkadaşlar, kişisel buradan seçiyoruz. Sonra diyoruz. Buradan Amerika vatandaşı mısınız? Hayır, ikametgah etmiyoruz. Evet, buradan kişisel web V8 beni seçiyoruz ve formu doldurmaya git diyoruz. Burada kimlik bilgileri, vergi kimlik bilgileri, ticari kuruluş ve ortak adı burayı isteğe bağlı diyor ama geçiyoruz arkadaşlar. Buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Buradan ülkeye Türkiye yazıyoruz. Yabancı ISDN'ye TC kimlik numaramızı da yazabiliriz. Vergi istisnası almışsanız vergi numarası çıkar. Onu da yazabilirsiniz. Sonraki diyoruz ve adres kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar hemen alttaki posta adresi ikametgah aynı olanı seçelim. Bir yukarıda posta kutusu olduğu için buraya herhangi bir tik koymayın arkadaşlar. Posta kutunuz varsa postanede o zaman koyabilirsiniz. Evet, burada ben koymadan geçeceğim. Hani okuyorum şurada şey yapalım diye. İşte ikametgah ülkesi Türkiye, açık adres biraz önce eğer daha önce girmişseniz otomatik olarak çıkar. Bunlara kontrol edin arkadaşlar. Mesela buradan apartman bilgisinde şuraya atalım. Böyle hepsini dağıttım. Genelde Türk noktalı karakterleri kullanmayın. Küçük kullanın ve sonraki diyoruz arkadaşlar. Burada vergi anlaşması kapsamında düşük spodaj taleplerinde bulunuyor musunuz? Evet diyeceksiniz arkadaşlar. Evet demezseniz %30 kesilir. Evet derseniz buradan bazı uyarıları olacak. Onları doldurup gideceğiz. Evet, aşağıdaki ülkelerden hangisinde oturuyorsunuz? Vergi anlaşması olan ülkeleri çıkıyor. Türkiye'nin vergi anlaşması var.
İşte AdSense hesabı madde 7. Evet, stopaj oranınız 0'dır arkadaşlar. Evet. Sinema televizyon imtiyaz hakları stopaj oranı %10'dur. Evet. Daha sonra diğer telifsiz imtiyaz hakları bu iş YouTube için olan %10'dur. Evet. Burayı da kabul ediyoruz ve sonraki diyoruz arkadaşlar. Evet, ABD'de gerçekleştirilen etkinlikler ve hizmetler. Vergi kimliği bölümünde şahıs ABD herhangi bir faaliyet gerçekleştirdi mi? Hayır arkadaşlar. Evet, biz Türkiye'de gerçekleştiriyoruz hizmetleri. Eğer Amerika'da bir fiziki olarak bulunuyorsanız evet seçmeniz lazım. Biz hayır seçiyoruz ve devam ediyoruz. Kağıtsız işlem onaylıyor musunuz? Arkadaşlar biz kağıtsız işlemi seçiyoruz. Evet, şuradan şunu da işaretleyelim. Evet. Sonraki diyoruz arkadaşlar. İşte form çıkıyor arkadaşlar. Vergi elimdeki mevcut bilgiler dahilinde oluşturup incelemi onaylıyorum derseniz bu form otomatikman imzalanmış olacak. Sonraki diyoruz. İşte yalan beyanda bulunursam şu ilkelere dikkat edeceğim. Şunlardan sorumlu olacağım. Evet. Onları açıklama metnidir arkadaşlar. Okuyun. Evet. Bu form önce gönderilmeler uygulanabilir mi? Olsun. Uygulansın. Hangi yıldan itibaren diyor arkadaşlar? Kanalınızın açıldığı yıldan itibaren koyabilirsiniz. Para kazanmaya başladığı yıldan da koyabilirsiniz. Ben formu yenilediğim için daha öncekini değil de yeni olanı koymak istiyorum. 2022 koyuyorum. Ben formu yeniledim arkadaşlar. Daha önce bir formum vardı. Adres değişikliği sebebiyle. Dolayısıyla onu da yazıyorum. Eğer siz yeni ise hiçbir şey yazmayabilirsiniz. Benimki adres değişikliği. Form aynı şekilde doluyor arkadaşlar. Bakın burada adres değişikliği yazarken yumuşak G ve Ş harfi var. Bakın kabul etmiyor. O yüzden burada hiçbir zaman Türkçe harfleri kullanmayın arkadaşlar. Bütün şeylerde sıkıntı oluşur, hata oluşur. Evet, burayı yaptıktan sonra imzamız bölümüne geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Vergi formunu belirten intifa hakkı sahibiyim. Evet, o benim. Yani bir başkası değil, ben o dolduruyorum. Ve formu gönder bölümüne geliyoruz. Adım otomatikman alındı. Buraları okuduğum gönder diyorum ve formum gidiyor. Evet, form durumu onaylandı. Hemen onaylandı arkadaşlar. Posta adresim değişikliği yapmıştım. Siz yeni form derseniz yeni formdan gideceksiniz. Adım adım bunlara gideceksiniz arkadaşlar. Zor bir şey yok. Karışık bir şey yok. YouTube'da birçok arkadaşlarımız farklı dolduruyor. TC'yi kısmında yani yabancı ISDN kısmında TC veya vergi numarası yazmazsanız %10 kısmına gelemezsiniz. %10 tamamlayamazsınız. Hep %30 üzerinden gidersiniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ben tek tek şunlara da baktım. Adres değişikliğinden dolayı bir şey var mı diye. Yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. İyi günler efendim.